İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu, Rusya Ermenilere karşı yapılan soykırım armenosidi tanıdımı, Arsak Krizis.info projesi başlatıldı. Şant, mültecilere yardım etmek bir görevdir. Kıbrıs Dışişleri Bakanı Ermenilere karşı soykırım armenosit kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu devlet sınır çizme komisyonları toplantısı yapıldı. Salomon Tehleryan'ın heykeli Marsilya'da dikilecek. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Ulusal Meclisi 3. dönemin 12. olağan oturumu Skype çevrim içi platformda 6 Mart'ta gerçekleştirildi. Oturumun açılış konuşmasını Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk başkanı Armenak Abrahamyan gerçekleştirdi. O Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı olarak kendisinin Bakü'ye karşı açtığı davaların gidişatını anlattı. Oturum milletvekilleri tarafından onaylanan meclis iç tüzüğüne yapılan eklemeleri sunan Batı Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Neli Harut Dünya'nın konuşmasıyla devam etti. Oturum sırasında nihai sonuç olarak her komisyonlara sunulabilecek programların hazırlanması ve sunulmasına ilişkin prosedür sunuldu. Güncel konu olarak Alma Atan'ın beyanı seçildi. Ayrıca güncel ve gündemdeki birçok konuda görüşüldü. Rusya'nın Ermenilere karşı yapılan soykırımı tanıyıp tanımadığını sorduğumuzda sadece yetkilileri değil aynı zamanda Rusya Federasyonu'nun çok etnikli halkını da kastediyoruz. Rusya'da yaşayan büyük Ermeni topluluğu da Rusya'nın bir parçasıdır. Tam da kendi varlığıyla hafızanın korunmasına ve söz konusu olaylara ilişkin adalet talebine ilişkin sorunların çözülmesi gerekmektedir. Bugünlerde Rus düşmanlığının arka planında Rusya'nın çeşitli tarihsel durumlarda neden Ermeni yanlısı olmayan veya Ermeni karşıtı bir pozisyon aldığı Ermeni liderlerin Rusya tehlikesinden kaçınıp kaçınmayacağı sorularına cevap vermek gerekiyor. Bu politikanın ne ölçüde tekrarlanabileceği açıktır. Birinci Dünya Paylaşım Savaşı ve Rusya'nın Ermenilere karşı tutumu, Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'nın başından itibaren Ermeni örgütleri Rus ordusunun bir parçası olarak Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmak için gönüllü bir hareket başlattılar. Ermeni seçkinleri müttefiklere katılarak ve kendi ordularında savaşarak zafer halinde Batı Ermenistan'a bağımsızlık vereceklerini umuyorlardı. Rus ordusu içerisinde 5-8 bin savaşçıdan oluşan Ermeni gönüllü müfrezeleri oluşuyor. Ayrıca 1916'dan sonra Fransız ordusunda Ermeni gönüllülerden oluşan bir lejyon oluşturuldu. 1 Kasım 1914'te Rus-Türk cephesi açıldı ve 5 gönüllü Ermeni müfrezesinin savaştığı Rus ordusu nihayet Ocak 1915'te Sarıkamış muharebesinde Osmanlı ordusunu mağlup etti. Türk ordusunun komutanı zar zor hayatta kalan ve yenilgisinden Ermenileri sorumlu tutarak öfkeyle İstanbul'a dönen Osmanlı Harbi Nazırı Enver Paşa idi. Rus yorumcu Yulia Latinina şöyle yazıyor: "Tüm mağlup komutanlar gibi o da Konstantinopolis'e dönerek yenilginin ihanetten kaynaklandığını ilan ediyor. İhanete uğradım bu başarısız komutanların en sevdiği sözdür." Konuyla ilgili daha fazla bilgiye Batı Ermenistan Televizyonu'nun internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Birkaç gün önce Artsakh'ın tarihini ve çatışmasını anlatan bir site olan Info projesi hayata geçirildi. Fikrin yaratıcıları iki Ermeni tasarımcıdır. Ürün tasarımcısı Anni Hovsepyan ve Finlandiya'da yaşayan Artem Militonyan. Arsa hakkında bir long grid oluşturma fikri geçen yıl abluka sırasında ortaya çıktı. Artem, Annie ile temasa geçti ve projenin perspektifi hemen netleşti. Proje için üyeleri Moskova'daki Ermeni Müzesi'nin baş editörü Rita Mıgırdıçcan, metin ve öykülerden sorumlu tasarımcı, felsefe doktorası sahibi Mane Tatulyan ve araştırma ve danışmanlıktan sorumlu mimar Manvel Asatıryan'ın da bulunduğu oldukça geniş bir ekip oluşturuldu. Projenin ilk fikri Artsak'ta yaşayan olaylar hakkında dünyayı bilgilendirmekti. Ancak durum dramatik bir şekilde değişip savaş başlayınca başlangıcın ertelenmesine ve son olayların projeye dahil edilmesine karar verildi. Fotoğraf çekmek için ondan fazla fotoğrafçı ve haritacıya başvuruldu ve bunların çoğu yardım etmeyi kabul etti web sitesini oluşturmak için çok fazla çalışma yapıldı. Yüzlerce sayfa okundu ve onlarca hikaye duyuldu. 2020 yılının 44 gün savaşına ilişkin doğru bilgi ve fotoğraflara da internet sitesinden ulaşılabiliyor. Hedef kitle Arsak'ı çok az kişinin bildiği Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dır. Amerika'da doğup büyüyen Şant, 2020 yılında savaştan önce Doğu Ermenistan'a geldi. Artsakh'ın güzel yerlerini gezdikten sonra Martuni'nin özel bir çekiciliğe sahip olduğunu hissetti. Yeni kurulan aile Martuni'de kök salmaya karar verdi. Lehçeyi öğrendiler. Buna paralel olarak 2020 yılında da savaşta şehit düşenlerin ailelerine yardım ulaştırıyorlardı. Kuşatma sırasında Kızıl Açın yardımıyla Artsak'tan ayrılma fırsatı buldular ancak kalmayı ve mücadeleyi sürdürmeyi seçtiler. 2023 savaştan sonra yaşadıkları hayal kırıklığı onları ülkeyi terk etmeye zorlamamış, aksine vatanseverlik yapmaya, Ermenilerin ana yurtlarında kalmalarına yardımcı olmaya teşvik etmiştir. Şantın çabalarıyla oluşturulan Lorik İnsani Yardım Fonu'nun yardımıyla Arsak'tan zorla yerinden edilen 6 aileye şimdiden kalıcı bir ikamet yeri sağlandı. Şant, gazeteci Datevik Azizyan ile yaptığı röportajda savaştan sonra Arsak halkının Doğu Ermenistan'a geldiğini, ev ve yer sıkıntısının çok büyük olduğunu gördük. Arsak halkının Doğu Ermenistan'da kalmasını istiyorsak elimizden geldiğince yardım etmeye çalışmalı, insanların ülkede kalması için tüm imkanları kullanmalı, onlara ev sağlamalıyız. Bu kalıcı bir yuva sağlayabildiğimiz altıncı ailemiz. Kutsallıklarımızı, lehçemizi korumak benim için çok önemli diye konuştu. Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombas, Zizernak adlı anıt kompleksini ziyaret ederek, Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu. Kıbrıs Dışişleri Bakanı'na Doğu Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Barul Hovanisyan da eşlik etti. Konstantinos Kombas soykırım Armenosit kurbanları anısına anıta çelen koydu, sonsuzluk ateşine çiçekler bıraktı. Bakan daha sonra Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitüsü'nü ziyaret etti. Doğu Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devlet sınır çizimi ve güvenliği devlet komisyonunun 7. toplantısı Doğu Ermenistan Başbakan Yardımcısı Maher Grigoryan ile Bakü Başbakanı Şahin Mustafa'ya başkanlığında Doğu Ermenistan ve işgal altındaki Artsah sınırında 7 Mart'ta gerçekleştirildi. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan mesaja göre taraflar sınır çizimi konularında fikir alışverişinde bulunarak Doğu Ermenistan ile Azerbaycan devlet sınırını belirleme ve sınır güvenliği komisyonunun ortak faaliyetlerine ilişkin yönetmelik taslağı üzerinde anlaşmaya vardı. Doğu Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devlet sınırının çizilmesine ilişkin devlet komisyonu sınır çizme çabalarının uygulanma sırasına ilişkin ilgili kılavuz taslaklarını da tartıştılar. Taraflar komisyonların ortak faaliyetlerine ilişkin yönetmelik taslağının koordinasyonunun kısa sürede tamamlanması konusunda anlaştı. Taraflar ayrıca komisyonların bir sonraki toplantısının tarih ve yerlerinin çalışma düzenine göre belirlenmesi konusunda da anlaşmaya vardı. Ermeni intikamcı Sohomon Tehliryan'ın heykelinin açılışı 15 Mart'ta Marsilya'nın Bumon bölgesinde gerçekleşecek. Sohomon Tehliryan, Ermenilere yönelik soykırım Armenosit örgütleyicilerinden Talat Paşa'yı 15 Mart 1921'de Berlin'de öldürdü. Somon Tehleryan 1896 yılında Batı Ermenistan'ın Bagariş'te doğdu ve ilk eğitimini burada aldı. Daha sonra 1912'de mezun olduğu Yerzinkan Merkez Okulu'nda eğitimine devam etti ve 1913'te Sırbistan'a taşındı. 15 Mart 1921'de Somon Tehleryan Berlin'in Charlottenburg semtindeki Hardenberg Caddesi'nde Talat'ı vurdu ve tutuklandı. Ancak 2 Haziran 1921'de Alman mahkemesi Soğumun Tehleryan'ı berat ettirdi. Beraat eden Tehleryan uzun yıllar Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da Dalmadinska Caddesi'ndeki 78 numaralı evde yaşadı. 1945'ten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Fresno kentine yerleşti ve 23 Mayıs 1960'da burada vefat etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hayko ve Diana tarafından seslendirilen Hişir adlı eseri sunuyoruz. Vor hoviteko armatamişt hişir Te porcen cengel antaladu hişir Darnan zore hay hişovutan dimat Ay ninç mektesank dukça tesnek անկարս երկիր երկիր գոթավ հին որտաս լինի մեծա Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.